Namık Kemal Bilgin Halk Bilimi ve Sahne Sanatları Derneği ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu Ahmet Gazi Ayhan'ı anma gecesine hepiniz hoş geldiniz. Evet misafirler, şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz adına saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okumaya davet ediyoruz. Güzel sonbahar akşamında buralara kadar zahmet ederek
bu akşamı bizlerle geçirmeyi tercih ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Efendim, sözü daha fazla uzatmadan sizleri programın akışıyla baş başa bırakırken tekrar heyetimizi saygıyla selam ediyorum. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz ve biz de hiç hızımızı kesmeden yardımcı doçent doktor Kadir Özdamarlar hocamıza alkışlarla Ahmet Gazi Ayhan ve Kayseri kültürü üzere sunumuyla baş başa. Karun'daki birçok kazı yapılıyor. Aşağı yukarı 5000 yıllık bir geçmişi olan yerimiz, tarihi bir yere. Büyükşehir Belediye'miz bizleri geziye götürmüştü. Biz de kültür adamları olarak bir otobüs oraya gittiğimizde genç bir asistan arkadaşımız, sanat tarihçi, güzel bilgiler veriyor. İşte karıların saklandığı yerler, kıymetli malların saklandığı yerler falan bilgiler veriyor. En sonunda dayanamadım, dedim ki hanımefendi, ben bir soru soracağım. Yalnız bunu sakın ha dedim, polemik konusu yapmayınız. Bir şey soracağım. Paranın olduğu yerde zevk de vardır, eğlence de vardır. Çok affedersiniz, fuhşiyat da vardır. Bu bir gerçek. Peki dedim, paranın bu kadar yoğun, sermayenin bu kadar yoğun olduğu bir bölgede musiki hayatıyla ilgili hiçbir bir bilgi yok dedi. Bir kişiye parça çıkmaz mı saz olarak, ne bileyim yenilen içilen o kadehler bilmem neler hakkında deyince. Tabii genç asistan arkadaşımız belli ki bu konuya da yakın biri değil. Hemen Allah razı olsun, bu kazıları uzun bir süredir sabırla, zevkle devam ettiren profesör bir arkadaşımız vardı. Hocam ben size kısa bir bilgi vereyim dedi. Olmaz olur mu? Var. Var. Mesela mehter musikisinde kullanılan enstrümanlardan biri çifte zildir. Ona musikimizde mizmar da denirler. Yine bazı yerlerde TRT'nin halk musikisi programlarına baktığım zaman üste vurma olarak da kullanılıyor. Çifte zil, dövme zil gibi 6 tane mi 7 tane de musiki aleti adı şey verdi, isim verdi. Fakat isim verdi diyor, şey yok. Hocamız şeklini çiziyor fakat ismini bilmiyor. Tabii 5000 yıllık geçmişi olan bir kelime. Maalesef sordum, dedim ki Asur üzerinde bu kadar bilgi geliyor ama sözlüğü hazırlanmadı mı dedim, bir Asur'da sözlük çıkmadı maalesef hocam. Niye bu bilgiyi verdi? Bizde Kayseri'miz değişik bir iç Anadolu merkez kültür merkezlerinden biridir. Bundan dolayı paranın, sermayenin olduğu bir yerde zevk unsuru da üstün olacak. İşte orada ta ben Müslüman
Türklerle beraber Selçuklu danışmen, Selçuklular, beylikler, Osmanoğulları ve Cumhuriyet'le beraber geniş bir Türk'ün değişik kültür coğrafyaları içerisinde bulunan bir merkezi yerden bahsediyoruz. Uleması mı yok? Bundan dolayı alimi mi yok? Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu, hazırlatmakta olduğu büyük şehir Ansiklopedi Kayseri Ansiklopedisi'nde eğitim maddesini ben yazmıştım, medreseleri falan. 67 tane en son 1924 yılına kadar medreseden bahsediyoruz. Bundan dolayı Kayseri makarı ulema sıfatını verilmişti. O dönemin bilginleri tarafından. Ne demek? Alimlerin yetiştiği yer demektir. Ama Kayseri sadece makar-ı ulema değil, alimlerin yetiştiği yer değil, onlara bağlı olarak da tasavvuf erbapları ve onlara bağlı olarak da daha 40 yıla yakın bir zaman içerisinde üzerinde durulan bir halk musikimiz de var. Yüzyıllar ötesinde geliyor. Bizim şu andaki Kayseri türkülerinin içerisinde en eski türküler Karacaoğlan'a ait. Neden? Çünkü Karacaoğlan hakkında Allah razı olsun iyi ki ciddi bilimsel araştırmalar oldu da sonra birçok sanatçımız erkol oldu. O nameleri unutulmaktan kurtardılar. Notiye aldılar. Radyo repertuarına girdi. Bugün bizler de zevkle, heyecanla onları bakıyoruz. İşte Kayseri, Kayserimiz Dadaloğlu gibi, Seyrani gibi, Karacaoğlan gibi aşıklarımızdan gelen türküler yanı sıra tasavvuf erbaplarının da ellerinden gelen birçok eserler bugün hafızalarımızda ve gönül tellerimizi titretmekte de değerli ozanlarımız. Ve çalgıcı diyerek uzun yıllar alaya aldığımız Ürgüp o yıllarda Kayseri'ye bağlı bir kazaydı. Ve orada kim var? Refik Başaran, Avanoslu Selahattin, Develi'de Yusuf Nalkesen hocamız, Seyrani Hoca namıyla alınır. Bir dünyada şimdi nasıl unutabiliriz? Ahmet Kemal'cim imdada geldi. Zekeriya Bozda. Mesela Adnan Türköz'e, Adem Bey çok teşekkür ederiz. Bir kişimiz daha var. Zekeriya Bozda. Yani özür diliyorum, heyecanıma verin, cehlime verin. Bunlar var. Ve bu adamlar, o bin türkümüzde biliyorsunuz bir süre maalesef devlet baskısıyla radyolardan kaldırılmıştı. Doğru mu yanlış mı? Polemiğe girmek istemiyorum bundan. Bir rejim oturtma, yerleştirme meselesi olacak. Özetleyebileceğim bir tavrın haliydi bunlar. Ama o dönemlerde işte bu sazende dediğimiz insanlar Zekeriya Bozda, Kırşehir'den Şemsi Yastım'a başladı. Böyle son derece değerli eserleri almışlar. Hele bizim söz konusu olan Ahmet Gazi'nin yetiştiren veya yetişmesinde ön ayak olan, onu ateşleyen, fişekleyen insanlar olarak da böyle Ürgüplü Refik Başar, bundan sonra Avanoslu Selahattin gibi değerli bir akıncı saydı Adnan Bey olsun rahmetli Zekeriya Bozlar televizyondaki atışmalarını yakinen bilenler. Bu değerlerimizi okudukları o plaklar, taş plaklar unutulmaktan kurtarmıştır. Bugün Cındılı Çarşısı türküsünü Kayserimizde şu anda Haziran'dan kaç kişi bilecektir? Ama bunların her biri Allah razı olsun adamlar geldiler, plakları okudular ve Anadolu'da o zaman gramofonlarla, fonograflarla Kayseri türküleri yaşattılar. İşte bu değerlerimizin içerisinde Allah vergisi bir çalma, saz, virtüözü dediğimiz bir kişi de Ahmet Gazi Ayhan'dır. 1921-1997 yıllar arasında yaşamış. Bir veya iki yaşlarındayken
babasını 3 veya 4 yaşlarındayken hanım adlı annesini kaybedince bir genç sokağa eline teslim edilmekteyken Hacı Ömer Sabancı Adana'ya götürmüş. Aman demiş, yanımızda dursun da bu çocuk kaybolmasın, bir şeyler öğrensin diye Çırçır fabrikasına. Ama orada da öğreniyoruz ki bir ara balyaların arasında ölmek üzereyken kurtulmuş adamcağız, kaçtı gibi Kayseri'ye gelmiş. İyi ki oradan kaçmış da Kayseri'ye gelmiş. Ve babadan ilk şey, öğrendiği şey, baba hediyesi kaval. Bunun yanında saksafon başta olmak üzere tek tahsili Zincirlere İlkokulu. Eski bir Ermeni okulu olduğu için orası, oradan orgundan bir orgunu çalarak bu sefer hem sesli, nefesli, hem yaylı, hem de aynı zamanda vurmalı sazları Ahmet Gazi'ye Allah vergisi bir yetenekle öğrenmiştir. Tam saydım, bilebildiğim, tespit edebildiğim kadar 9-10 sazı var. Yıldız Ayhan da bunları söyledi. Teker teker hepsini bir sohbetimizde bunların hepsini çaldı, çok nefis çaldığını biliyorum ben. Ankara'da öğrenciliğinde en çok takip ettiğimiz sazendelerimizden biri. Başlı başına bir koroydu o zaten. Ahmet Gazi Ayhan ve Yıldız Ayhan 1950 yıllarında evlenince Yıldız Ayhan'la bir hayatı disipline girdi. Ahmet Gazi disiplinsiz bir hayatın insanıdır. Evet, doğrudur. Ama ne zaman Yıldız Ayhan hayatına girdi, ikinci eşi olarak, o zaman Ahmet Gazi Ayhan daha çok türkü derledi, daha çok gazinoların aranılan, vazgeçilmeyen, disiplinli bir sanatçısı oldu. 1950-45 yılında radyoya girdi. 49'da Yıldız Ayhan'la evlendikten sonra herhalde biraz da para kazanmak için ayrıldı. İşte o anda da bestelere başladı. Doktor Civan'ın Lambaya Pühte gibi her insanın hoşuna gitmeyen ama o zamanlar plakları satış rekorları kıran bir sanatçıydı. Aynı zamanda şarkı da besteledi. Neyleyim neyleyim, ben böyle ya. Mesela çoğumuzun bildiği tür şarkılardandır. Sevdaya koşanlar çabuk yorulur gibi son derece önemli, ona yakın şarkı da bestelemiştir. İşte Ahmet Gazi Ayhan sadece çok iyi bir bağlama, çok iyi bir besteci kalmıyor. Bunun yanında çok iyi bir derleyici ve bizim Kayseri türkülerini unutulmaktan kurtaran iki adam bilirim ben. Biri önce Refik Başaran Ürgüplü, ikincisi Ahmet Gazi Ayhan. Ahmet Gazi Ayhan'ın bir özelliği var, kendini ortaya koy türküde. Ben ne zaman Gazino'da Ahmet Gazi Ayhan'ı dinlemeye gittiğimde bir gesi bağları bizim Kayseri'nin milli türküsü. Bir söylediğini ikinci şeyde duyamazsınız, başka sözler ilave eder. Öyle bir çapı vardı, kendisinin kabiliyeti vardı. Aşıklarla yaman atışırdı. Mesela her sazendede bu yoktur. Yaman atışırdı. Bir pastırma üzerine bir türküsünü duymuştum da hiç dinlememiştim onu. Bir çok ilk plaklarından bir tanesi. Pastırma işte mezar taşı gibi dikildi karşıma diyerek falan diye böyle. O halk aşıklarımızın alayısı dilini de çok iyi kullanan bir sanatçıydı. Zaman zaman sahnede hem geçmişindeki çektiği sıkıntıları hem de aynı zamanda o mizahi Allah vergisi yapısını gelen dostlarla, türkü dostlarıyla halleşmekten çok hoşlanırdı. Bir gün hiç unutmuyorum, Yıldız Ayhan'la eşlik ediyor. Kendi çaldığı başka, Yıldız Ayhan'ın okuduğu türkü başka. Yıldız Hanım şöyle hiç unutmuyor, geriye döndü, öyle elini kolunu bağladı, sesini çıkarmıyor, bakıyor Ahmet Gazi demesi mi, ne oldu? Türkü bekliyoruz.
O zaman anlar. Daha sonra dikkat ettim. Bunun dedim bir daldığı bir yeri vardı. Ne oldu dedi. Bir taraftan inanır mısın? Şu koyunundan. Konyak çok içermiş anlattı. Hem onu içiyor. Hem de bir taraftan şey sazı şey veriyor. Akor dedi. Öyle bir ustalıklı bir insandı Ahmet Raza yani. Yani meziyetler kendine ait. Ama bizim için söz konusu olan o saza hakimiyet ve farklı da bir ses tonu var Allah'ın kendisi. Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir sazımızdı. Beklerdim ki hayata hakkında böyle bir değerimizin şey olsun, bir ciddi eser çıksın. Büyükşehir'de bir arkadaşımız, bundan 10 yıl önce yakın herhalde, Alimler'in gecede 10 yıl oldu herhalde. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bir değerli arkadaşımız yazdı, basılmak üzere verdi Ahmet Razayan. Hem de Yıldız Ayhan çocukları vesaire Antalya'ya gidildi, budur. Hemen burada yeri gelmişken söyleyeyim. Belki kes diyorsunuz değil mi? Tamam. Ve arkadaşlar yardımcı olacaklar. Yıldız Ayhan'dan da inşallah bir bağ kurulacak mı? Denenecek oradan. Yalnız bir düşmüş, rahatsızlanmış Yıldız Hanım. O bakımdan sesli bir görüntü şey alabilir miyiz demiş arkadaşlar. Fırsat bulunursa deniyorlar. Bir ses olsun verilecek bu konuda. Yani nesin anlatayım? Gönül arz ediyor ki bu değerimiz hakkında da ciddi bir kitap hazırlansın ve kültürümüze kazandırılsın. Merak ettim. İnterneti taradım. Tezlere baktım. 75 yılından 1975'ten bu tarafa okullarımıza Türk müziği kondu. Konservatuvarlar açıldı. Bir hiçbir dikkat çekilmedi. Sazlığıyla, sözüyle, derleyiciliğiyle, kaynak kimliğiyle bir Ahmet Razayhan anılamaz mıydı? Bir tez yapılamaz mıydı? Bir tane İstanbul Devlet Konservatuarı Ahmet Razayhan hayatı ve sanat hayatı diye bir yüksek lisans hazırlanmış. Dedim hey yarabbi şükür gene bir tane de olsa verilmiş. Eser 2009'da yazılmış. Kaç kişi okudu diye baktım. Ona da istatistik vermişler. 22 kişi. 2 kişi de Romanya'da. Halimiz malum. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen bakın büyük bir emekle nasıl çalıştığını Namık Kemal ve korosunu çok iyi biliyorum. O bakımdan bu emekleri de alkışlamak, takdir etmek ve bize bu güzel günleri yaşatan o insanları da unutmamak üzere. Burada mı? Ha, iki kişi Süleyman Şener Bey'le beraber hazırlamışlar. Öyle mi? Vallahi beni alamayacaksın. Vallahi. Çok güzel. Şimdi biraz sonra sahneye çıkacak arkadaşmış. Ne güzel oldu. Bir alkışlayalım mı? Varsa birkaç tane almak isterim. Özellikle Ahmet Razayhan üzerine. Buyurun efendim. Kısa olursa şeyi uzatmadan. Buyurun. Sevgili hocam, Ahmet Razayhan'ın bir heykel şey var. Üstü var. Doğru. O üstü bir yere sazını kırdılar. Daha sonra kaldırdılar. İnsanın geldi tekrar yaptı. Ama şu anda yerine yerler esiyor. Bununla ilgili çalışma Kayseri'de var mı? Bunu sormasın. Benim bildiğim araştırmada onu maalesef orada bir çekemeyen Akçakayalı bir arkadaşımızın yaptığını öğrendim. Tabii karnı, bazı adamların karnı ağrır efendim. Batar. Oradaki heykel batar ona. Bu kadar söyleyeyim. Ve şu anda herhalde belediyenin bodrumunda duruyor. Tamir aldı. Tadil edilecek bu. Evet. Onların geleneğinde yok hocam. Heykel onların geleneğinde yok. Ne? Ne?
Avrupa'ya gittiğimde inanın 86 yılında bir Viyana'ya gittim, her taraf heykel. Dedim ki bu adamların işi gücü yok. Değil mi bu ya? Bu nasıl değilmiş bir şey? Almanya'ya girdik öyle. Fransa'ya gittik öyle. İngiltere'ye gittik, heykel. Kimisi müzisyenler, kimisi komutanlar, kimisi belediye başkanları falan. Biz daha korkmuş Osman Kavuncu'nun doğru dürüst heykelini yapamadık ya. Bir taraftan efsane başkan, bir tarafta sıfır heykel. Hepinize sevgi ve saygı. Kıymetli hocamıza bu güzel ve değerli bilgileri bizimle paylaştığından ötürü teşekkür ediyoruz ve beklenen an geldi. Efendim önce sazları sahneye alacağız. Alkışlarımızla. Karşınızda Nam Kemal Bilgi. Türküleriyle efendim alkışlarınızı.
Thank you.
Yani bugün kendimi şanslı hissediyorum böyle bir orkestra önünde türkü söylemekten. Onlar için bir alkış rica ediyorum.
İstanbul'da etrafıma martı gelir. Yarısı gümüş, yarısı köpük, yarısı balık, yarısı kuş. İstanbul'da ince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul'da ince aklıma gül cemal gelir. Anadolu'da toprak damlı bir evde gül cemal üstüne tükürler söylenir. Süt akar cümle oluklarından, direklerinde güller tomurcuklanır. Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğum gül cemalle gider İstanbul'a, gül cemalle gelir. İstanbul deyince aklıma Nimet Bülbül gelir. İstanbul isimli şiirini Cemalettin Bakar hocam seslendirdi ve ardından hepimizin bildiği ve çok sevdiği bir türküydü. Bülbül sesli hanımefendi Nimet Bülbül bizlerle efendim.
Burada çok güzel bir topluluk şu an karşımda. İnanılmaz mutlu ve huzurluyum. Uzun yıllar sonra Kayseri'de tekrardan sizlerle beraber olmak çok güzel bir duygu. Çünkü sizin işinizden geliyorum. Sizin çocuklarınız gibi bir şekilde buraya geldim. Ve sahnelerde sizin karşınıza çıkma şansına ve lütfuna sahip oldum. Bu benim için gerçekten çok bir özellik ve çok büyük bir ayrıcalık. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum buraya kadar nezaket gösterip geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstiyorum ki biraz hareketli türküler söyleyelim mi? Çünkü başka şeyler de var. Bir iki tane söyleyelim. Sonra ama ben oynamanızı da istiyorum. Mümkün müdür? Hadi bakalım. Göreceğiz Ayhan Bey, Bahadır Bey. Sevgili abim de burada. Ne kadar güzel, benim için inanılmaz güzel bir duygu. Ailemin yanımda, karşımda olması benim için anlatılmaz, yaşanır ve yaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aile gibi hissettirdiniz bana. Hadi bakalım arkadaşlar. Var mı? Siz de. Haydi. Thank you.
kollarınıza, ayaklarınıza sağlık. Yine bekleyeceğim sizi. Şimdi ne var sırada? Evet, Ahmet Gazayan gecesi. Evelek Dağ'ın söylemesi olur mu? Olmaz. Ahmet Dağ, Murat Bey centilmen bir beyefendidir. Su içeceğim, özür dilerim. Yalnız şöyle birisiyle karşı karşıyayız. Şimdi bunu açamazsam bu kadar insanın önünde ne hale bir şey. Peki bir deneyelim. Öğrencilerim aynı tepkiyle gösteririm arkadaşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Güveniyorum değil mi? O kadar güzel bir uzlama ki yavrusunun sevdasını, aşkını. Çünkü aşk demek aslında evlat demek herhalde. Hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum bu konuda. Yavrusu o dağda ayakları kayarak kaybeden bir babanın hikayesidir bu. Çok içlidir. Tam anlamıyla duygusunu sözlere aktarmıştır. Sevgili Ahmet Gazayan'a inanılmaz bir müteşekkirliğim var. Yüksek sans tezinde de inanılmaz düşüncelerini, fikirlerini, hayatını tanıma fırsatına nail oldum. Gerçekten Kayseri'nin çok büyük değerlerinden, belki de liste başı diyebileceğimiz kişisi. O yüzden ona sahip çıkmamız gerekiyor, inanıyorum. Çocuklarımızın bilmesi gerekiyor. Kültürümüzü ne zaman kaybedersek biz benlikten, bizlikten, bir olmaktan çıkarız. Bunu asla kaybetmemek bizim elimizde. Sahip çıkalım. Thank you.
Sırada yine harika bir türkü ve Cemalettin Bakar hocamızın doyumsuz yorumuyla bir Yavuz Bülent Bakiler şiir var. Ana. Bu arada ben hemen Cemalettin Bakar kimdir? Bilenimiz elbette ki vardır. Cemalettin hocam benim liseden edebiyat öğretmenimdir. Hiç peşimi bırakmadı, hala öğrencisiyimdir. Onunla her zaman İnanılmaz bir iftar ettim. Bakmayın bu kadar sevimli, bu kadar güleç yüzlü göründüğüne. Tam tersine ödümüz kopardı. Ve inanılmaz yakışıklı olduğu için gözüne bile bakamazdık. Gözleri masmavidir. Sevgili eşiyle beraber yanımızda. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun hocam. Bu Allah'ın bir nimeti. Ve bizim Kayseri'nin bülbülü, o kadar söylüyordum. Analar, ne güzel hayatı analarda yaşamak. Yürekleri temiz, alınları ak. Duyguları bile haramdan uzak. Sıcak, sımsıcak analar bilir. Yurdumuzun, yuvamızın orta direği. Dünyadaki varlıkların en mübareği. Elimize diken batsa yüreği yanacak analar bilir. Ben nedir öksüzlerin çektiği çile? Gözyaşımı oya yaptım ben bile. Ağlasan, ağlasan sesim yattığı yerden bile. Duyacak analar bilir. Saygılar.
annelerimizi. Anne yürekler de aynı zamanda. Bende anne yüreği var diyenler de kalırsın. Olmayan yoktur herhalde değil mi? Anne yüreği olmayan yoktur. Babalarımız, Eyüp Hocam, Erdem Hocam, asıl babalar. Evet, hakikaten babasınız ya. Ciddi söylüyorum, çok teşekkür ederim. Her zaman yanımdasınız, yanı başındasınız. Yani ne desem biliyorum ki ben çok konuşuyorum sadece. Kendimi tutuyorum, tutuyorum, konuşamıyorum. Yani. Türkülere devam. Evet, türkülere devam. Ne var? Oo, bir of çeksem varmış. Ahmet Kazan ya, ne büyük insanmış. Bir alkış gönderelim ya. Sevgili Yeliz Ayağına da. Hakikaten. Düşünebiliyor musun? Bir sevmeden geçmek istemiyorum. Şöyle bakıyorum. Koca bir sahne. Ama üçte biri dolu. Bir dakika arkadaşlar, özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Koca bir sahnemiz var. Ama üçte biri dolu. Bu üzüntü verici bir şey ama benim için gurur verici bir şey. Çünkü benim çok adım sanım yok ama Kayseri'den geldiğim için sevgili arkadaşlarım sayesinde, beyslerle internet ortamında bir şekilde haberdar edilerek geldiniz. Ayaklarınıza tekrar tekrar teşekkür ederim, sağ olun. Sağlık olsun. Gönül istiyor ki bu kadar kıymetli bir değer hakikaten bilinsin. Burası tıklım tıklım olsun, insanlar hepsi koşa koşa gelsin. Ahmet Gazi Ayhan gecesi var diye. Birçoğumuz bilmiyoruz bile Ahmet Gazi Ayhan'ı, Yıldız Ayhan'ı. Onlara tekrar kocaman bir alkış gönderelim. Bir onu çeksene devam edelim. Çok teşekkür ederim. Not vereceksiniz bana değil mi? Thank you.
Evet. Ahmet Kaplan. Alkış. Çok güzel bir sesin. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Sırada ne var? Beyler? Oh, hem okudum hem yazdım. Hadi bakalım. Bu arada ben bu kadar boylu değilim ha. Onu söyleyeyim. Bak kocaman. Ayıp. O yüzden çıkan geç oluyor azıcık. Yoksa aşağı gelecek halim yok. Karşında görsem öldüreceğimden korkardım.
felaketim umudu ağlardım. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan ortasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül renkli bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Efendim teşekkür ediyorum. Yeter. Allah razı olsun. Sahneyi üst sırada bırakmak gerekiyor. Çok sağ olun. Bay Çay. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Değerli kardeşim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Sağ olun. Efendim lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel ses tonu vardı değil mi beyefendinin? Kocaman bir anlaştığım olmalı. Çok teşekkür ederim. Dilerim ki bir dahaki sefere böyle güzel bir program yaparız. Şiirlerle, halaylarla, oyunlarla. Ben çok güzel programlar yapıyorum. Sahneden bahsetmiyorum. Organizasyonu da yapıyorum mezanından. Gerçekten güzel oluyor. Dilerim ki Kayseri'nde de bunu yapayım. Ailem diye benimsediğim insanlar da bundan müzikten seni çok isterim. Evet, aşağıdan gelir Hozalı Gelin. Hozalı Gelin yıllar önce dediğim, yaşım belli olmasın. 2002 yılında İstanbul TRT Radyosu'nda canlı yayın dokunmuş olduğum bir türküdür. O günden sonra bayağı çok güzel tepkiler aldım. Kayseri'den veya tanıdığım birçok insandan internet ortamında. Onu seslendirmek istiyorum size. Belki bu şekilde beni daha iyi hatırlarsınız eğer dinleyenleriniz varsa. Hozalı Gelin. Show.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elinizi aktörmesi. Artık hareketlenelim. Evet. Bu arada sevgili dostum Filiz Erdoğan. Kalkar mısın Filiz? Lütfen. Çok rica ediyorum. Bunu paylaşmasam buradaki gözlerim açık gider, emin olun. Filiz benim öyle güzel bir dostum ki. Liseden aynı hocalarım gibi. Onunla olmak ben çok mutluyum. Dört kardeş, hatta beş kardeş ama dört kardeş beraberler. Birbirlerine çok güzel destek oluyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. O yüzden çıkarttım. İnsanlar isteyince her şeyi yapabilir, emin olun. Gerçekten. Yeter ki isteyin. Her şey bizim için. Allah bize beyin vermiş, yürek vermiş. Bunu en güzel şekilde kullandığımız takdirde inanın bana. Her şeyin en güzel yaşıyorsunuz. Filiz'im de onlardan biri. Yarın arkadaşımın doğum günü. Mutlu yıllar. Çok üzüldüm. Bu güzel anısı paylaştırmak istedim. Gerçekten paylaşmak istedim. Çünkü biz insanız. Her şeyimiz, hatamızda, sevabımızda, günahımızda. Herkes her zaman hatalar yapabilir. Bunu gerçekten sizinle paylaşmayı çok istedim. Çünkü bu çok özel bir bayan. Onun özel bir şey yaşamasını çok arzu etmiştim. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar diyelim mi? Şimdi size özel bir kutu okuyacağım. Tane tane benleri var yüzünde. Senin istediğin gibi okuyayım mı? Tamam. Ama siz de oynayacaksınız Murat. Kardeşler gelin bakalım. Ben hadi. Ağlatma ya beni. Bak burnu bakıyor sana. Hadi bakalım. Tane tane benleri var. Oynamak isteyen lütfen gelsin. Benim bir benleri kim vardı? Bye.
Çok türkü var. Saat da kaç oldu? Zamanı geldi. Evet. Şimdi öncelikle ben bir teşekkürlerimi ileteyim, sonra plaketlerimizi verirsiniz. Evet. Özellikle İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışan arka personel var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Görünmeyen kahramanlar onlar. Onların birini tanıyorum. Evin birçoğu vardır ama Mustafa Bey. Dün Mustafa Bey evinde ağırladı beni. İnanılmaz mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. İlk defa evinize geldim. Beni ağırladığınız için size sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim sevgili eşinize, kızlarınıza ve size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin nezdinizde diğer arka kahramanlara. Hepinizin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza, elinize, dilinize, gönlünüze sağlık. İyi ki buradayınız. Beraber. Çok teşekkür ederim. Tamam hocam. Ha, asıl burada kahramanlar, arka kahramanlar, görünmeyenler. Arkadaşlar muhteşemiz. Çok samimi söylüyorum. İnanılmaz güzel bir sanatımız vardı. Bayıldım. Kayseri, aman tanrım. Sen kim çocuğusun? Kimsin sen? Sen kimsin? Torpilliyim, bakın yeğenim getirdi. Başka kimse getirdi mi? Namık abi seni getirmiyor. Evet, gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. İnanılmaz keyif aldım. Zevkle söyledim. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim size. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Normalde geçen bayramda ben buradaydım. Sevgili arkadaşlarımla beraber bana bir sürpriz hazırlamışlar. Oraya gittik. Bana dediler bir tane türkü söyle. Çıktım söylüyorum. İnanmayacaksınız. Şu elim var ya. Uçuyor. Havalarda uçuyor. Tutuyorum. Buraya koyuyorum olmuyor. Buraya oturuyorum bir taraftan. Tutuyorum olmuyor ama inanılmaz bir heyecanlı. Ama bugün hiç öyle bir şey yaşamadım. Doktorun verdiği ilaç işe yaradı.
Evet, gidiyorlar, doğru. Güven duyduğum bir ortamdayım. Doktor bahane tabii, güven duyduğum, karşımda güvenebileceğim bir sürü insanın var olması beni rahatlattı galiba, değil mi Ömer Anka? Çok teşekkür ederim gerçekten, daha fazla konuşmayayım. Anısına, gecenin anısına ve bir plaketimiz var. Namık Hocam. Alim Hocam burada, Alim Gerçel. Alkışlarımız efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ve yine efendim yardımcı doçent doktor Kadir Özdamarlar hocamıza yine bu gecenin anısına bir plaket takdim edeceğiz. Kaldırsam peçelini Namık Hocam size rica ediyorum. Kayseri ve Çevresi Türkleri adlı yüksek lisanslı tezimi hazırlarken bizim Zincidereli Hristiyan Türklerden Stavros Stavridis isimli bir folklorcumuzun Kayseri türkülerini derlediğini öğrenmiştim. Fakat gerek Rum Lisesi, gerek Rum Kilisesi'nden de sormama rağmen bu kitap hakkında bir bilgi edinememiştik. Aradan yıllar geçti ve nihayet bir ay önce bu kitap basıldı. Stavros Stavridis'in Anadolu Türküleri baskı tarihi 1896. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa basılan türkü derlemeleri bu kitaptır. 126 şiir var, türkü var. Bunların aşağı yukarı 120'ye yakını Kayseri türküleridir. Ve bizim orijinal olmazsa olmaz dediğimiz Kayseri mizacını, kültürünü, ruhunu veren Gesibağları, Ağam İstanbul'un Mesken ve Ettin gibi orijinal ve yanık o lirik türkülerimizin asılları burada. 100 küsür yıl önce yazıya geçmiş bir biçimi. Ben aldım. Bu da Grant Dink Vakfı yöneticilerinden bir iltifat olarak sağ olsun bana rica etmiştim, gönderildi. Ben de iki tane. Şimdi halinde ben dururken nasıl verirsin başkasına diyecek biliyorum ama söz verdim Namık Kemal Bey'e. Bu bir şefimize de yakışır herhalde. Kendi gel. O bakımdan kabuğunu rica edeceğim efendim. Ha, bir de bunun hiç şeyi gereği yok. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Biz onu randevumuz hocam. Efendim alkışlarımızla. Hocam uğurlarken efendim Cemalettin Bakar hocamı alkışlarımızla rica ediyorum. Sevgili dostlar, öğretmen olmak ayrı bir aşk, ayrı bir şevk. Öğretmen olmak, gencin, delikanlının hayat noktasına dokunmak demektir. Bu gördüğünüz hanımefendi 1988 yılında 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma ve zaferini kutlama programında Çanakkale türküsünü söyleyerek başladık bu şey. Arkadik Lisesi'nde beraber başladık bu işe. Ben öğretmen olmayı yaşıyordum. Ben öğretmen olmasam diyordum, bunlar olmazdı ve bir öğretmenimiz, bir sanatçımız var karşımızda. Allah uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim tabii bu dördüncü plaketi de ben anons etmek istiyorum. O kadar yoğun program vardı ki sevgili Murat Özdeniz, ona da şöyle kuvvetli alkışlar bir şekilde. Açılışı ben yaptım, kapanış da bana nasip oldu. Bugün gerçekten çok güzel ve çok anlamlı bir geceydi. Bu anlamlı geceyi daha da anlamlandıran değerli hocalarıma ve kıymetli sanatçılarımıza, değerli saz ekibimize, herkese ama herkese yürekten teşekkürler. Alkışlarınızla efendim. Çok sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağ olun. Allah emanet olun. Sağ olun.